Herkese merhabalar. Habire sizlere video atıyoruz. Ama bu hafta ve bu haftadan sonra inşallah sizlere çok güzel bir video serisi başlatıyoruz arkadaşlar. Haftalık bilgi rehberliği. Sizlerden gelen yorumları, şikayetleri cevaplayacağız. Haftanın atasözü, motivasyon sözü, kelimesi, yazım yanlışı birçok şeyi her hafta sizlerle birlikte cevaplamaya çalışacağız. Gelin isterseniz videomuza başlayalım. Şimdi Benjamin Disraeli diyor ki büyük düşünceleri besleyin. Çünkü düşüncelerinizden daha yüksek çıkamazsınız diyor. Yani esasında hayal etmemiz, Hayal kurmamız, hayaller ve ümitler ve bununla bağlantılı hedefler içerisinde olmamız gerektiğini söylüyor. Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir arkadaşlar. Sizler şimdi 9. sınıf öğrencisiniz ama ileride 10, 11, 12 ve üniversite sonrasında çok büyük başarılar sizleri bekliyor. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bu ülkenin başarılı sporcuları, müzisyenleri, sanatçıları, ressamları, avukatları, doktorları, yazılımcıları, mühendisleri sizler olacaksınız. Dolayısıyla büyük hayaller kurmanızı istiyoruz, büyük düşüncelere sahip olmanızı istiyoruz. İnşallah bizler de bu hayallere kavuşmanıza sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Haftanın kelimesine baktığımızda özerk kelimesini görüyoruz. Özerk nedir hocam? Özerk bir üst organa bağlı olmakla beraber ayrı bir yasayla kendini yönetme etkisi olan şeylere özerk şeyler deniyor arkadaşlar. Özerk yönetimler denebiliyor. Özerk kişiler denebiliyor. Özerkin anlamında bilmemiz gerekiyor. Haftanın atasözüne baktığımızda zahmetsiz rahmet olmaz. Sıkıntı ve güçlük çekmeden iyi ve güzel sonuçlara ulaşılmaz anlamında. Yani no pain no gain İngilizcesi. Emeksiz yemek olmaz Türkçesi arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda bazı zahmetler çekiyor olabilirsiniz dokun sınıf gerçekten zor nedir yani fizik kimya biyoloji tarih coğrafya edebiyat ama sonunda sizleri rahmet bekliyor arkadaşlar haftanın doğrusuna baktığımızda ultimaton diye bir şey yok arkadaşlar bunun doğrusu ultimatom olması gerekiyor Peki ultimatom nedir derseniz bir devletin başka bir devlete savaş tehdidinde bulunması. Ona bu istekleri yapmazsan sana saldıracağım demesine biz ultimatom diyoruz arkadaşlar. Yani bir devlet başka bir devlete herhangi bir konuda verdiği bir uyarı mesajı diyebiliriz. Haftanın serzenişi yani şikayetine baktığımızda hiç kimsesini bir öğrencimiz demiş ki videolardan birinin altına. Çok hızlı anlatıyorsun. Kendimi sanki hep dinliyorum. Bu bir ders videosu okuyup geçiyor ve aşırı hızlı anlatıyorsunuz demiş. İnşallah benim videom değildir. Çünkü ben de hızlı anlatıyorum ama hangi video olduğunu söylemeyelim. Bir videonun altından gördük. Belki matematik, belki fizik, belki kimya, belki tarih, belki coğrafya, belki benim videom. Arkadaşlar YouTube'da yavaşlatma imkanı var. Bir kere onu söyleyelim. Birden 0.75 hızına çıkabiliyorsunuz. Eğer yavaş anlatıyorsak da hızlandırma imkanımız var. Ama bu şikayetinizi dikkate alacağız. Bütün hocalarımızla bunu konuşacağız. Arkadaşlar öğrencilerimiz bizim çok hızlı konuştuğumuzu daha ...dikkatli, daha tane tane konuşmamızı istiyorlar diyeceğiz. Ama tabii ki burası YouTube olduğu için... ...birazcık da hızlı anlatmamız gerekiyor. Bu hafta neler yaptık arkadaşlar? 2021'in son ayına girdik. 2021 Aralık ayındayız. 2021'i bitirip, 2022'de yepyeni başlangıçlara... ...inşallah başlayacağız. 2021'in son e, ayında... E, ...ilk haftasında ne yaptık? Birinci izleyen bir bilmeyen denklemlerle başladık matematikle. Masal konusunu, fabul konusunu beraber işledik biliyorsunuz. Mutlak değerle devam ediyoruz matematikte. Hücrelerin yapısı, rehberlik... ...ve gelecek haftada yine matematikte yine seçici konularla. Yani birinci dereceden iki bilinmeyen yani denklem ve eşitsizliklerle devam edeceğiz. Kimyada kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına bakacağız. Kitaplarımızdan Dinamo'dan, sıfırdan dokuzadan ödevler vereceğiz. Edat Bağlaç Ünlem'de yine gelecek hafta edebiyat konusu bizleri bekliyor. Bir de coğrafyada da haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerini öğreneceğiz. Sıkı sıkıya bizler video çekmeye, videolar atmaya devam ediyoruz. Sizler de güzel güzel çalışmaya ve bizlere videolarımıza yorumlar yapmaya devam edin arkadaşlar. Bu videonun altına lütfen isteklerinizi, şikayetlerinizi, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın.